Güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hayat paylaştıkça güzeldir. Hep birlikte paylaşarak kendi öz takipçilerim, canlarım, hoş geldiniz diyorum. Sevgili koçlar, özellikle 20 Nisan'da Koç Boğa burcunda geçiş yapıyor. Bu demektir ki daha parasal konularınızla ilgili harcamalarda otokontrollü, mal alım satım noktalarınızla alakalı dengeleri doğru kurmak lazım. İş hayatınızdaki hedeflendiğiniz ya da kafanızda planladığınız birçok şey için biraz geriden gelebilirsiniz ama işlerinizle ilgili uzun süredir yönetim, yer değişimi, konum değişimi ile ilgili bazı kafa karışıklıkları netliğe kavuşacak bir hafta. Bunu daha çok canlandırabilir, bunu ruhumuzda daha iyileştirebiliriz. Kurumsal ya da devlet alanında büyük bir firmada çalışıyorsanız, uzun süredir yönetim, yer değişimi konularla ilgili bazı evrak kayıpları, bazı sorunlar, bazı tartışmalara şahit olabilirsiniz. Bu hafta hem bir sağlam adım atmak hem de etraftaki insanları analiz edebilir. Onların evresinde doğru konuya geçiş sağlayabilirsiniz. Çünkü haklarınız, iş haklarınızla alakalı uzun süredir biriken paralarınızla ilgili kaygı ve endişeleriniz çok fazla var. Bu yüzden bunu toparlamamız gerekiyor. Özellikle de devlet ataması ya da devletle ilgili sınavlarınız varsa gayet başarılı ve keyifli geçecek. Beklediğiniz bölüm ya da oluşmasını istediğiniz oluşumlar size huzur verecek diyorum. Çünkü Dolunay, terazideki gerçekleşmiş olan Dolunay 16 Nisan'da sizin eskiye ait ne varsa kapatıp yepyeni bir iş, yeni oluşum, kendinizi bulma ve kendinizi sınıflandırma evresine doğru adımları göreceksiniz ve adalet sizin için doğru noktayı bulacak. Kendi işini yapanlarda biraz ekonomik olarak zorlanmalar, bazı kararsızlıklarınız söz konusu. Tadilat yapmak isteyen, yeni bir alanı kendi alanınızda büyütmek istiyorsanız güzel fırsatlarınız var. Bugün bütçenizi aşmadan yenilikler yaratacağınız gözüküyor. Ortaklı işler ve yurt dışı bağlantılı ortaklı işlerde çalışan değerli takipçilerim, biraz aksilikler var ama umut ettiğiniz gibi değil, daha büyük planlar, daha size artı kazanç sağlayacak anlaşmalar mutluluk ve keyif verecek. Özellikle 19 ve 20 Nisan sizin için yepyeni bir iş kapısı ve olumluluklar evresi hareketini gösteriyor. Bu ara yatırımlarınızla ilgili alım satım konularımız hareketli olma ihtimali çok yüksek. Toprak alıp satmak, vermek, almak ya da hayaliniz toprak almaksa bu dönem bunun için hayırlı ve aydınlık bir süreci gösteriyor. Ortaklı farklı alanlarda imza attıysanız biraz daha ortağınızla ilgili gözden geçirin. Ani karar verip hatalar yapmış olabilirsiniz. Geri adımlar yaşayabiliriz. Duygusal olarak ilişkinizle alakalı bazı krizlere açık olmanız lazım. Uzun soluklu ilişkilerde anlamsız tartışmalar, kaosa gidecek olaylar, söylenecek sözler biraz can sıkıcı olabilir. Buna hazırlıklı olalım. Bir de kendi içinizde uzun süredir kalbinizde geçirdiğiniz kişinin hayatında biri olduğunu duyabilir ya da karşı karşıya yanında bireyden rahatsız olabilirsiniz. Bu doğru bir evre. Artık bunu kabul etmeniz lazım. Bu ara bazı koç burçlarının ailesinde isteme, hani deriz ya düğün, dernek, şakraklığı söz konusu olacak. Bu durumlarımız yoğun olacak ve bu durumlar sizi biraz daha mutlu edecek. Aileden gidecekler, sıra bize gelecek dediğimiz evre söz konusu. Evli çiftlerimiz ve özellikle çalışan evli çiftlerimizin biraz iş konuları ile ilgili yaşadığı krizler ev hanemize de yansımaya başladı. Bunları bir an önce toparlarsanız sevinirim. Eğer daha fazla tartışmalar ilişkiyi zora sokacak diyorum. Ev hanımları özellikle uzun süredir iş arıyorsanız ve emekli olduğunuz ve hala ev sorununuzu çözemiyorsanız bir ev desteği aileden, eşinizden yakın destekle ev sahibi olacağınız gözüküyor. Sevgili gençler, eğitim bitti ama master ya da eğitimle ilgili bazı yenilikler yapmak istiyorsanız bu dönem bu karar değil, eğitim olur. Farklı alanlarda kendinizi gösterip mesleğinize dair noktalarda çok güzel şanslar yakalayacaksınız diyorum. Yalnız bazı evli çiftlerde de kayınvalide, görümce, bu elti kaynaklı tartışmalar evliliğimizi zedeleyebilir. Özellikle de uzun süredir taşınmak istiyor olan sevgili yükselen koç olan takipçilerim için yeni bir ev, yeni bir oluşum size mutluluk ve keyif getirecek. Ailenize ait çözülmesini istediğiniz miras konuları biraz gerilim
benimle tartışmalı olsa da sonu sizin için doğru evrede. Bu ara işten ayrılma netliği kavuşan sevgili koçlar için de evet yeni bir şans, kendinize yenilik yaratmak istiyorsunuz ve burada çürümek istemiyorsunuz. Yeni şans size aydınlık yaratacak. Sağlık olarak özellikle migren ve strese dayanan saç dökülmemiz, saçla kepek, saç kıran konularımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de uzun süredir yakın dostlarınızla bir seyahat, görüşmek, sohbet etmek isteyebilir. Size iyi gelecek. Güzel bir hafta olsun. Sevgili gençler, her şeyden önemlisi eğitiminize, kariyerinize sınavlar hazırlanıyor. Hem üniversite hem lise ve çoğu aile içerisinde baskılar artmaya başladı. Kendi disiplininizi ve kuralınızı koyun. Başarı odaklısınız. Devlet sınavına gireceklerde de başarı söz konusu. Endişe etmeyin. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Sevgili boğa burçları, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet, doğum gününüz kutlu olsun. Doğum günü haftasına giriş yapıyorsunuz. 21 Mayıs sizin doğum haftanız. Mutlu, keyifli, güzellikler de olsun. Özellikle Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçerken parasal şansınızın daha yoğun olacağı, kendi enerjinizdeki evreyi daha keyifli tadacağınız, taşınmak, yeni işi kurmak, yeni iş anlaşması, beklemediğiniz iş kapıları için olumlu süreç haftanız var. Bunları doğru değerlendirdiğiniz takdirde de bu ayı Mayıs ayının 21'ine kadar keyifli süreçler yaşayacağınız gözüküyor. Özellikle taşınma, iş taşınması, bulunduğunuz bölümün taşınması, buradaki yöneticiler, yönetimle ilgili taşınması gereken konular gündemimizde çok fazla olacak bu hafta. Ve şunu demek istiyorum, rahatsız olduğunuz çalışan ekip arkadaşlarınız varsa, sizi rahatsız eden, sizi yoran insanlar varsa gerçekten daha nefes alacağınız iş alanı size keyif verecek diyorum. Kurumsal bir alana girmek istiyorsanız ve uzun süredir buradan haber bekliyorsanız, yani bu Nisan'ın 27'si, 28'i bu konuda daha aydınlık ve daha verimli olacak. Ama bulunduğunuz noktada konumla ilgili uzun süredir haksızlıklar karmaşası varsa, yine haksızlıklar devam etse de siz yerinizi kontrol edin. Çünkü eninde sonunda basamağınız sizin için hayırlı olacak. Özellikle kurumsal üzerinde insan kaynaklarında çalışıyorsanız, burada insan kaynaklarında ani değişim, sizin yerinizde de güzel bir değişim söz konusu olacak. Ama burada yaşadığınız hayal kırıklığı ya da büyük bir kurumsal çalışıyorsanız hayal kırıklığı sizi artık tam anlamıyla şey gibi, ya nasıl olsa ben unutuluyorum, yani buradaki enerjinin bir anlamı yok, ben öylesine varım. Hayır, sürpriz bir değişim sizi bekliyor. Devlet tayini ya da atamanız ya da başka biriyle gitmek istiyorsanız başvurularınızla ilgili doğru zaman evreniz. Şimdiden bunun altyapısıyla ilgili devreye birilerini sokmanız lazım. Kendi emeğiniz, kendi zarfınızla olmayacak gözüküyor. Boşuna mücadele etmeyin. Uzun süredir birikmiş ve çıkarılan bazı boğa burçları, İş mahkemeniz size olumlu süreç ve haklarınız ve geri iş iadeniz için zaman bekliyor ve bu zaman size sunulacak. Korkmanıza gerek yok. Hem doğum gününüz hem de size bu ay hem şanslı hem de bereketli geçecek. Mantık daha hareketli değil. Duygular, coşkular, enerjiniz daha böyle keyifli içerisinde olacak. Yakın dostlarınızla hafta sonu bir keyif bileti alabilir. Yurt dışı seyahati düşünebilirsiniz. Bunlar size olumluluk içerisinde. Kendi işinizi yurt dışına bağlantı kurmak istiyorsanız bununla ilgili altyapı oturtabilir. Yeni oluşumlar size keyif verecek diyorum. Uzun süredir iş probleminiz varsa ve hala çözülmediyse bunlarla ilgili yeni beklentiler, yeni oluşumlar size mutluluk verebilir. Ama şu an böyle bir iş yok. Sabırlı olmanızı öneriyorum. Ailenize ait mahkemeler, konular çok revaçta söz konusu gözüküyor haritanızda. Ama şunu demek istiyorum. Hayatınızdaki birçok şeyi eleyip dostunuz, çevreniz, insanları yepyeni bir çevre oluşturmak istiyorsunuz. Onların dertlerini dinlemekten o kadar bunaldınız ki artık onların sizin beyin olarak uymadığına karar verdiniz. Bu da doğru bir süreç sizin için. Özellikle de sevgilinizle aranızda bu ara söz, nişan ya da aile tanıştırılmaları ile ilgili fikirler var. Ertelenebilir ama hayat arkadaşınız doğru. Ve bu ara söz nişanı olan çiftlerimizde de tarih günü belirsizliğinden kaynaklı ertelenmeler de söz konusu olabilir. Ama o insanlar sizin hayatınızda kalıcı gözüküyor. İlişkisi olmayan ve uzun süredir duygusal yalnızlık yaşayan boğalar, bu dönem sizin için enerjinizin en tavan yaptığı, size sunulacak aşkları doğru değerlendirdiğinizde siz de doğru bir enerjiye gireceksiniz. Evli çiftlerimizin uzun süredir taşınma konuları, tadilat konuları bu dönem daha renkli ve hareketli olacak. Evdeki eşya
eşyalar değişecek, alan değişecek, yeni bir enerjiye girmek istiyorsunuz. Hatta krediyle ev almak isteyen bazı boğa burçları bunun için radikal karar verdiniz. Araştırmalar sizin istediğiniz doğrultuda gidecek, hayal ettiğiniz evi bulacaksınız. Çalışan evli çiftler bu ara özellikle çocuklardan kaynaklı birbirinizle ilgili iletişim kuramıyor olabilir. Bu konuda tartışmalar ev içerisinde olabilir. Bunu bir disipline etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz de biraz rahat bıraktınız. Hanımınızın işiyle alakalı uzun bir soluklu göreviyle alakalı gitmesi gereken yurt dışı seyahatlerine biraz önüne engel koyabiliriz ama o başarıyı sağlayacak izin verin gitsin. Özellikle sağlık sektöründe olan sevgili boğalar, şehir hastanesi ya da hastane değişimi ya da bölüm değişimi ya da kendi bölümünüzü kendi yürütmek istiyorsanız doğru bir karar, hiç endişe etmenize gerek yok. Çocukla ilgili uzun süredir tedavi görenler bu dönem sizin için uğurlu. Tedavinizi, enerjinizi bu noktada belirlediğiniz takdirde size rahatsız edecek bir çocuk, hani çocuğunuz olma ihtimali çok yüksek. Özellikle de mesela 22 Mayıs, mesela 22 Nisan, 27 Nisan, 29 Nisan yani ve bu tarihler size gerçekten bu tarihler sizin için uyumlu. Yalnız özellikle enerji düşüklüğünüz 29-30 bu böyle enerjiniz dipte olacağı bir süreç ve bu sizi tetikleyebilir. O yüzden 24 Nisan'da bu enerjilerinizi doğru noktada görün ve zarar görmeyin. Sağlık olarak özellikle diş iltihaplarınız, migren krizleriniz ya da sinüzit kaynaklı migren krizlerimiz artabilir. İhmal etmeyin. Uzun süredir de estetik niyetiniz vardı. Haydi estetikli diş estetiği düşünenler için olumlu bir zaman. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sevgili takipçilerim, güzel ailem. Özellikle Güneş Boğa Burcu'nda 20 Nisan'da gerçekleşirken 21 Nisan sizin için özellikle ruhsal anlamda değişken bir ruhunuz dönüşmek isteyebilir. Yeni oluşumlar, yeni planlar yazmak, çizmek, farklı bir enerjiye geçiş yapacaksınız. Bu enerji belki de kendinizi yeniden terapi etmek olacak. Ruhunuzu şifalandırmak isteyeceksiniz. Hatalarınız, çevredeki insanların hatalarını artık görmemezlikten, yani görüp artık onları öyle kabul etme enerjisi içerisindesiniz. Bunu başardığınız takdirde ruhunuz da şifalanmış, ataklarınız da normale dönecek. İş konularınızla ilgili zihninizi rahatlattığınız takdirde yeni anlaşmalar, yeni toplantılar, yeni görüşmeler, yeni işler size büyük fırsatlar yaratacak. Ama sizin bu gel git aklımız mı deriz, bazen uç bir evet kesin bu deriz sonra vazgeçeriz ya, bu enerjiyi düzelttiğiniz takdirde başarı size bu ay daha güzel, bu hafta daha keyifli bir noktaya, sağlam alanda, yani sağlam iş, sağlam kapı, sağlamlaşacağınız noktada bütünleşmeyi temsil ediyor. Biraz bulunduğunuz iş arkadaşlarınızın sizinle alakalı konuşmalarına şahit olabilir. Biraz kafanız buna takılabilir. Yöneticinizin memnuniyetsizliği sizi rahatsız etse de siz adaptasyonunuzu bu hafta doğru ilerlettiğinizde o bir hafta bu konular geride kalmış, daha mutlu ve daha keyifli bir süreç sağlayacaksınız. Bankada ya da finans sektöründe çalışan ikizler için bu dönem yer değişimleri, değişik anlaşmalar, değişik noktalarda olmak isteyebilir. İş istifaları kararı kendi doğrultusunda devam edecek. Eğer kurumsal büyük bir alanda çalışıyorsanız da bulunduğunuz noktada değişimden çok yoğun iş anlaşmaları ve yenilikler kafanız gerçekten strese tahammül edemeyecek. Hatta erken iznimi mi kullansam diyeceğimiz sözler havada uçabilir diyorum. Dedim bile. Devletle alakalı uzun süredir taşeron firmadaysanız, devlete geçmek istiyorsanız bu dönem bu kapılar açık, fırsatları, dengeleri doğru kurduğunuzda Mayıs'ta haklarınızı kazanmış olma ihtimaliniz çok yüksek olacak. Şimdiden bunun altyapısını yapmanız sizin de güçlenmenize oluşum. Ortaklı iş yapanlarda biraz parasal kaygılar, daha çok fazla ödemelerle ilgili krizler biraz sizi yıpratmış olabilir. Özellikle tarım sektörü, alım-satım sektöründe ve serbest meslekte çalışan sevgili ikizler, yükselen ikizler burcu olan takipçilerim, çok güzel kazançlar, fırsatlar sizin için doğru akışa sergiliyor. Aslında şansı şansa döndürmeniz lazım. Bazen ruhunuz hiçbir şeye ait olmadığı için hani alayım ceketimi, dağda yaşayayım modundasınız. Sizin zekanız ve iletişiminiz o kadar güçlü ki dağı bile konuşturabilirsiniz diyorum. Bir sıkıntı görmüyorum. Bu ara ortaklı işler kararı içerisinde olan sevgili ikizler için
Ortağınızla ilgili doğru kişiylesiniz ama onun ekonomik borçları biraz sizin iş yerinize aksilikler yaratabilir. Ortaklık mecburen ayrılmak zorunda kalabilir. Gizli ortaklık devam edebilir. Burada bazı usulsüz konuşmalara da şahit olabilirsiniz. Siz yine de ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı öneriyorum. Bu ara ilişki konusunda biraz daha sakin kalmak, yorucu ilişkiyi kenara bırakıp kendimize flörtöz ruhunuz olsa da sabit ilişkinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Eski ilişkiniz ufak tefek iyi diyaloglar ve sizi mutlu edecek ve içinizdeki uhde artık yüzleşmeye doğru gidecek. Bu da sizi rahatlatacağınızı uyarıyor. Bu ara evlenme tarihi yakın olan çiftlerimiz çok telaşlı. Ev telaşı, kıyafet, eşya, kuaför, o bu. Acayip derecede telaşlısınız. Dur şu Ramazan bitsin de ondan sonra telaşınıza bakın. Şu an Ramazan ayındayız. Sabırlı ve sakin olmanızı öneriyorum. Bir de ev satılması gerekiyor ve uzun süredir evli çiftlerimizde ya da aile büyüklerimizin satmaya çalıştığı bir yer için bu hafta sonuna kadar imzalar atılmış ve doğru bir evrede yolunuz hayır olsun. Daha yeni bir büyük eve krediyle geçecek olarak gözüküyorsunuz. Üstünü krediyle tamamlayacaksınız. Bu ara sevgilinizden şüphelenebilir, eşinizin sizi aldattığını düşünebilir. Telefon gizlenmeleri, mailler böyle kırık kafanızı karıştırsa da siz böyle düşündüğünüz için aslında hiçbir şey yok ortada ama sizin böyle bir enerji oluşumunuz var. Bunu biraz geride tutalım. Paranoyaklıkları hayatımızın içerisinde bulundurmayalım. Yeni evli çiftlerimiz için de yatırım hani gelen paralarla birlikte ev mi araba mı alayım diye konuşmalar söz konusu. Parayı bozdurmayın. Ev kapınız için daha vakit var. Acele etmenize gerek yok. Bu ara eğitim konusunda özellikle üniversite ve lise hazırlanan çocuklarımızın dışarıdaki eğlenceli ruhu ve eğitime biraz kafalarını vermemiş olarak harita uyarıyor. Çocuklarımızla şifalanarak, onları motivasyonumuzu arttırarak, bağırarak değil, onları hayata katmamız lazım. Nesiller bizim için kıymetli sevgili takipçilerim. Bu ara çocuklarımızın alışkanlıkları değişebilir. Bir gözden geçirelim diyorum. Evli çiftlerimiz ve çalışan evli çiftlerimiz için bir tayin, bir yer beklentiniz varsa olumlu söz konusu olacak. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok mutfağa kafayı taktınız ve değişmesini istiyorsunuz. Ekonomik olarak zorlandığınız için Eylül'e kalacak ama hayal ettiğiniz mutfağın altyapısını yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak özellikle cilt lekelenmelerimiz, alerjik durumlarımız söz konusu olabilir. Güneş koruyucu kullanmamız lazım. Orta kulak hitabı ve enfeksiyonlara açık olabiliriz. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili yengeçler, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı diyorum. Özellikle 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiş yaparken sizin içsel dünyanız biraz böyle heyecanlı, mutlu, gergin, biraz sinirli, biraz agresif, biraz şımartılmak, biraz mucizelere açık olmak istiyorsunuz. Tam böyle bir hafta geçireceksiniz. Sürpriz gelecek hediyeler, sizi mutlu edecek konuşmalar, biraz ruhunuza keyif katacak ama 16 Nisan'da terazide de tutulan Dolunay biraz sizin iş ve aile hayatınızla alakalı zorluk bir süreci uyarıyor ve hala bunların altyapısını çözemediğiniz için de iş alanınıza konsantre olamıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar affetmek, affedilmek, bağışlanmak güzel bir şey. Bağışlamak da güzel bir şey. O yüzden krizlerden uzak durmanızı, tartışmalardan daha kontrollü şekilde atlamanızı öneriyorum. İş konularımızla alakalı olumsuz gördüğünüz konular size olumlu sürece, konumunuza, değişiminize yardımcı olacak. Bazı gerçekleri biraz abartan yönünüz var ve biraz daha sert yaklaşıyorsunuz. Bu sert dilinizi biraz yumuşattığınız takdirde ekip dostlarınızla alakalı bağlarda pürüz yok. Yani siz olası her riski göz önünde bulundurarak hareket ettiğiniz için yani temkin sizin de temkinler artık iş hayatınızda mutsuzluğa doğru gidiyor. Bunları bir çözelim. Bunlar sizi daha çok doğru şekilde yeniliklere, yenilenmeye yardımcı olacaktır. Özellikle eğitim konusunda master işinizle alakalı farklı eğitimler, kurslara katılabilirsiniz. Yorucu bir hafta olacak. Bu yorucu hafta konumunuz, mertebenizle ilgili değişmeyecek bir şey değil ama kendinizi daha mutlu etmenize, daha keyifli anlatmanıza yardımcı olacak. Özellikle akademisyensiniz, özellikle anlatan bir alanda çalışıyorsanız, öğreten bir alandaysanız, yer değişimleriyle ilgili net kararlar içerisindesiniz ama bulunduğunuz firma sizi kaybetmek istemiyor ama maaşınıza da destek vermek istemiyor. Bu yüzden bir gelgit var. Burada güvendesiniz ama maaş konusunda güvende olmadığınızdan dolayı kafanız karışık gözüküyor. Büyük kurumsalda finans sektörü, alım satım sektörü, ihracat sektöründe çalışanlar için primlerinizle alakalı yoğun bir tempo, yeni anlaşmalar, yeni işler size çok daha motivasyonunuzu arttırsa da
yük biraz daha sizin üstünüzde, yenilikler noktanız gözüküyor. Kendi işini yapan ya da serbest alanda bazı işler uğraşan takipçilerimiz, bu hafta güzel kazançlar, güzel beklenmedik paraların sevincini yaşayacaksınız. Unuttuğunuz borç, vergi, almak istediğiniz bir parayla ilgili de rahat bir geçiş sağlayacağınız için şu an bu hafta parasal evrede daha kendinizi güçlendireceğiniz gözüküyor. Hafta sonu bir doğum günü kutlayacağınız bir arkadaşınız, ailenize ait doğum günü kutlamaları da söz konusu olabilir. Bunun verdiği coşkuyla birlikte alışveriş cebinize girebilir. Güzel, mantıklı, sizi zormayacak kredilere başvurabilirsiniz. Araç konusu biraz daha kafanızı karıştırmış. Değiştireyim mi, alayım mı, almam gerekiyor diyorsunuz işiniz gereği mesafelerle ilgili. Lütfen alın. Yani çok zor, evet haklısınız ama bu araca da ihtiyacınız var, farkındayım. Yeni ortaklı işlerde de biraz parasal konulardaki sertlikler, ilişkide daha sert bir süreç ve ödenmeyen bazı paraların hesabı, yani açık kasada ya da sistemde bir açıklık var. Bunun verdiği tedirginlikler söz konusu olacak. Yani aslında sizin iş hayatınızda fırsatlar, yenilikler çok fazla var. Bunu doğru bilinçli şekilde değiştirmeniz ve bu bilinç sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bu ara sevgiliniz ve ilişkinizle yeni tanıştırılma, çevrenizdeki insanlar sizi biriyle tanıştırabilir. Bence tanışmaya açık olmanız lazım. O tanışacağınız insan kalıcı insana doğru hareket ediyor. Gözünüzü dört açın diyorum. Sevgili yengeçler, uzun soluklu ilişkinizde krizler var, bitmek üzere ve sevgi biraz gerginlik ve tehdit kifar konuşmalar sergiliyor. Ya bu ilişkiye veda edin ya da kendi içinizdeki yaşadığınız krizleri ilişki terapisiyle çözmeniz lazım. Evli çiftlerimiz için de bu ara çalışan karı koca çiftlerimiz için de bence zaman ve vakit birbirimize ayırmadığım için duygularda kırılmalar söz konusu. Bunu toparlayacaksınız çünkü sizler birbirinize aşıksınız. Boşanma yolunda olan çiftler ailevi sebepler daha had safhada olacak ve daha kırıcı olacak. O yüzden şu an için ayrı evler sizi daha mutlu edebilir. Biraz flörtle ilişkiyi tekrar kurtarabiliriz. Çünkü ilişkide sert ifadeler, sözlü şiddetli konuşmalar çocuklarımız ve düzenimiz için sakıncalı gözüküyor. Çözelim lütfen. Ev almak, aile apartmanından kurtulmak isteyen özellikle harita şunu diyor. Ben bu binada, bu evde, bu tanıdıklarla yaşamak istemiyorum. Ufak da bir evim olsun diyorsanız krediler var. Cesaretiniz varsa alabilirsiniz. Sağlık olarak... bu ara anne ve büyüklerimizle ilgili bir sağlık ameliyat konuları, diz kapak, kalça, kemik kırıkları ve kalp krizleriyle alakalı dikkat edilmesi gerektiğini uyarıyorum. Hiç beklenmedik eski sevgiliniz geri dönecek ve evlilik teklif edebilir. Buna da şaşırmayın. Sağlık olarak özellikle boyun ve sırt bölgelerimizde ağrılarımız var. Ev hanımları bu ara parasal evredeki verilen ikramiyelerden memnun olmayabilir. Para konularında borçlarınızla alakalı düzensiz giden krizler sizi yoruyor olabilir. Para istemekte utanıyor olabilirsiniz. Ek bir kursa giderseniz bu enerjiniz dağılır. Biraz daha tutumlu olabilirsiniz. Güzel fırsatlar var. Kendinizi yenilemek için hiç geç değil. Yaşınızın önemi değil. Sizin içinizdeki enerjinin önemi var. Kendini şifalat. Çünkü şifacı bir dönem ve fırsatları yakalamayı, özellikle dullarda kısmetlerin artacağı bir dönem, gözünüzü dört açın. Evlenmiş, ayrılmış, kocası ölmüş olanlarda tanıştırma fırsatları yoğun. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet, terazideki dolunay sert etkiledi sizi. Sinir sistemleriniz, konuşma üslubunuzda ciddi anlamda sertlikler devam ediyor. Güneş Boğa burcuna geçişini 20 Nisan'da gerçekleşecek ve gerçek anlamda işteki olumsuz yönleri görmeniz, bunu sert ifadelerle değil, mantıklı ve kurallı şekilde yapmanız lazım. Çünkü ayağınızı kaydıracak birçok ekip arkadaşınız var, yerinizi hayal eden insanlar var. Biraz bu konuda temkinli, iletişim tonumuzu, konuşma üslubumuzu, anlatım ifademizi, elimizi kolumuzu sallayarak değil de daha tane tane ifade edersek yanlış anlaşılmalardan uzak durmamıza sebep olabilir. Ve bunlar yöneticimize, üst düzey kuruma ya da ekip arkadaşlarımıza yansımaması sizin için iyi. Yoksa işten çıkartılma rüzgarlarınız var gözüküyor. Özellikle bu ara en önemli şey kendi işini kurmak isteyen ve daha büyütmek, kendimizi marka yaratmak istiyoruz diyen, küçük bir alanımız var, bu bloku büyütmek istiyoruz diyorsanız çok iyi yatırımcı ve güzel bir finansçı bularak sisteminizi artık güçlendireceksiniz ve bu kapılar size doğru noktada ilerleyecek ve şansınızın daha büyütmek
büyümesine sebep olacak diyorum. Sosyal ortamlardan biraz daha yakın sevgililik, sosyal çevrede flört ruhunuz, eğlence ruhunuz. Bu ara ruhunuzda farklı enerjiler var. Bunlar yanlış yola doğru gidebilir. Evliliğimize, çevremize, ailemize üzülecek olaylarla karşı karşıya kalmamıza sebep olabilir. En azından haftada bir gün çılgınca eğlenmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Eğer daha farklı bir noktaya gidersek düzen yerle bir olabilir, uyarıyorum. Serbest iş yapanlar için parasal anlamda toparlanmaya ve hatta bu ara satışa ve almak ve satmak arasındaki yoğunluk, ama insanlar vazgeçebilir. Bundan umudunuzu kesmeyin. Ama Perşembe, Cuma sizin rızık kapılarınızın daha yoğun olacağı bir sistem. Yani bu özellikle hayatınızın kendinizi ispatlayacağım diyerekten çaba göstereceksiniz. Haklarınız, iş mahkemeniz, biriken paralarınızla ilgili de konuşma vaktiniz. Ama uslubu doğru yönlendirmemiz lazım. Eğer yanlış kalp kırarsak bu kalpte işimize zarar alabiliriz diyorum. Bu ara ortaklı işler yapanlar, yurt dışı ihracatı, ihracatla uğraşanlar da çok yeni anlaşmalar, yurt dışı ile bağlarınızın daha yoğun oluşacağı, sizi daha böyle güçlendirecek ve tahtınıza taht katacak yenilikler var. Dil eksikliğiniz, dil tamamlamanız, farklı kurslar, farklı eğitimler, kendinizi geliştirecek fikirleriniz var. Bunlar da sizin motivasyonunuzu daha sağlam anlaşmalara sebep olur. Sabit bir iş alanındaysanız buranın hiçbir şekilde maddi ve manevi bir açılımı yok. Sadece işinizi kaybetmemek için zaman ve dakikanızı, saat girişlerinizi ihmal etmememeniz gerekiyor. Bu ara kariyer hayatınızda gökyüzü sizi şu anlamda destekliyor. Kariyere odaklan, mantığını kullan, öfkeni geride tut, hedef senin, hedefi okunu at ve kendini ispatladığın her şeyde başarın. Ansızın yeni fırsatlar, kapılar sizin hayatınıza renk katacak. Beklenmedik farklı kurumsal anlamlarda, kurumsal firmalardan da gelecek yenilik sizi daha çok bir artı boyuta geçirecek. Hiç korkmanıza gerek yok. İlişki durumunda özellikle eşinizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz üslup konuşmalarımızı biraz daha toparlamamız lazım. Devamlı eşinize çok meşgulüm, çok yorgunum, ay böyleyim, yok koltuk formatındayım, yok şöyleyim diye ilişki arasındaki soğukluğu dengelediniz. Bir an önce bunu daha birbirimizi severek, daha birbirimize sahip noktaları belirleyerek yaparsak karşı tarafta anlayışı yoğun bir enerjiyle size değer verecek. Çalışan evli çiftler, çocuklarla ilgili bakıcı dadı ya da bu tarz noktalarda zorluklar içerisinde bakıcı değiştirebilir ya da ailenize bırakıyorsanız buradaki çocuğun alışkanlıkları sizin biraz kafanızı yoruyor olabilir. Biraz onu disipline etmeniz gerekiyor. Yeni evlenenler için de ev araç anahtarınız hayırlı olsun, keyif verecek. Bu ara eskiler çok fazla geri dönmek isteyecek. Flört konuşmaları, size itiraflar, duygulara yansınacak ama özellikle uzun süredir ilişkisi olmayanlara güzel fırsat var değerlendirmek için. Bence hiç adım at, o senin diyorum. Güzel yolculuğa adım at. Yurt dışına yerleşmek ya da yurt dışı farklı bir yola gitmek isteyen sevgili aslan ve yükseleni aslan olan takipçilerime şunu demek istiyorum. Bu tarz kapılarımız var. Ekonomik olarak da doğru fırsatlarda, özellikle pilotsanız, hostsanız, hostesseniz çok güzel oluşumlar söz konusu olacak. Farklı anlaşmalar sizin parasal gücünüzü de aydınlığa katacak. Bu ara borç konuları ile ilgili bir plan yapmanız lazım. Çünkü kendi harcamalarınız, borçlarınızı hep ertelemenize sebep. Bunu bir an önce toparlayın. Özellikle güne katılan sevgili hanımlar, altınınız verilmeyebilir. Parada haksızlıklar yaratılabilir. Aman dikkatli olun. Sağlık olarak şöyle söyleyeyim. Vitamin eksikliğinden kaynaklı uyku, yorgunluk, halsizlik, mevsimsel değişim ve alerjik reaksiyonumuzu yorabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Sevgili gençler, üniversite ve lise geçişe evresi çok yaklaşmaya başladı. Daha disiplinli ve daha kurallı, gerekiyorsa da psikolojik destek yapabilir. Kendimizi bu noktada daha ferahlık bir noktaya eriştirebiliriz. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet, bu ara iş konularını ihracat, imalat yapan gruplara sesleniyorum. Bu ara bazı kazançlarda krizler, denetimlerle kaynaklı bazı riskler söz konusu olabilir. Ortaklarınızın rahat tavırları ya da işlerinizdeki yöneticilerinizin rahat tavırları şirketimize ve alanımıza, hedef kotamıza zarar verebilir. Bu dönem daha disiplinli, daha kurallı olursanız sevinirim diyorum. Bu bir uyarı. Güneş Boğa burcuna geçecek 20 Nisan'da ve bu sizin anlaşmak istediğiniz
ve şanslarınızın inanamayacağınız kadar bereketli ve yoğun. Hatta sahne ışıklarının sizin üzerinize dans edeceğini düşünürseniz, çok fazla hedefleriniz, başarılarınızla ilgili çok güzel imkanlar, yenilikler size keyif katacak. Beklediğiniz ve olumsuz gördüğünüz işler, yeni evraklarla ilgili "aman ben bu işi alamam" diyorsanız, sizin parlayacağınız evre çok yüksek. Bence işinizle ilgili kriz değil, kendi alanınızla ilgili yaşanan bazı pürüzleri kendi içsel dünyamızda çözmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu ara şans kapılarınızın açık, ilişki anlamında da yenilikler, çocuklarla ilgili problem yaşadığınız birçok şey güzellikle geçecek. Bu haftayı doğru değerlendirmeniz lazım. Kurumsal bir alanda yer değişimi, konum değişimi, şirketinizle ilgili değişmeler söz konusu olabilir. Ve bulunduğumuz noktada şirkete dayalı ihbarlar, bazı aksilikler yaşanabilir ve ani yönetim kuruluyla alakalı noktada yönetim kurumu değişimi söz konusu olabilir. Buna da hazırlıklı olalım. Bankada çalışıyorsanız ya da büyük bir finans alanında çalışıyorsanız, burada da bazı uyarılar, bazı konularla ilgili gizli kalmış olaylar, dedikodular gün yüzüne çıkabilir ve güvendiğimiz kişiler etrafa zarar verebilir. Buna da hazırlıklı olalım. Kendi işini yapanlar için, özellikle bu ara parasal şansınızın yüksek olacağı için, kazancınızın artması, ekstra kazançlar, ekstra projelere de yer alabilir. Ek gelir sağlayabilirsiniz ve yurt dışı ile ilgili de gitmek, yerleşmek niyetiniz varsa, evraklarınızla ilgili olumsuz bir şey yok. Biraz daha bu evraklar üzerine ve tanıdıklar kim varsa devreye sokun. Bu fırsat kapınız var. Bunu da gözden geçirelim. Eğer ki devletten farklı bir devlet kurumuna geçmek istiyorsanız, bulunduğunuz noktayı başarısız buluyorsanız, çok yakın bir dostunuzun bununla ilgili size yardım etmesi yeni iş içinde size gayet keyif verecek diyorum. Özellikle serbest bir alanda iş alanınızı farklı alana taşımak istiyorsanız, acele etmeyin. Bulunduğunuz noktayı büyütmeye bakın. Ondan sonra farklı alanlara yayılıp burada kendimizi daha güçlü hissedeceğimiz noktalar olacak. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak diyorum. Eğer ki ortaklı iş yapanlarda da ortaklıkla aramızdaki güven problemini çözmediğimiz takdirde şirketimizde gereksiz tartışmalara yoğun oluyor ve buradaki çalışanların mutsuz yönü, yani siz orada çalışıyorsanız mutsuzsunuz ve alternatif iş olmadığı için de idare ediyorsunuz ama gerekiyorsa yeni başvurular yapın. Şans sizden yana. Yani sizin şansınızın sizi eksik olduğunu göstermiyor. Siz bütünleşmeye ihtiyacınız var. Bütünleşeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. İlişkiler konusunda yeni aşklara yelken açabilir. Eskiyi unutabilir. Yepyeni bir ilişki bize mutluluk getirecek diyorum. Bu ara evlenmeyi düşünenler için de aileden reto hani hayır olmaz ifadeleri, bu sana uygun değil, o sana uygun değil tartışmaları ve istenme sırasında kaoslar yaşanabilir ama eninde sonunda bu hayat arkadaşı sizin. Siz mücadelelerinizi yapın. Rabbim sizin yanınızda olacaktır. Evli çiftlerimizin bu ara daha çok aile büyüklerimizin sağlık problemlerinden kaynaklanan, onlar o hastane, bu hasta, bu tahlil, bu koşturmanın yoğunluğu verdiği bir şey. Bir görümceniz ya da elçinin yarattığı bir dedikodu biraz ailemize gelip gidiyor ve bu biraz canınızı sıkabilir. Güvendiğiniz ve eşiniz, dostunuz kim varsa, evliliğiniz, düzeninizle ilgili sakın ve sakın bilgi sunmayın, yoksa bu size geri dönecek diyorum. Çocuk düşünen, çocuklarınızla ilgili kaygı ve korku varsa hiç gerek yok. Onların gelecek ve eğitimleriyle alakalı çok şanslı bir haftaya girecekler. Onlar da kendi başarısını, altyapısını oturtacak. Özellikle üniversiteye hazırlanan çocuğumuz artık radikal. Korkmayın. O kurallarını koydu. Liseye hazırlanan çocuğumuz da biraz oflayıp oflarsak, o dikkatsiz olduğu matematik ve felsefe evresini, yani Türkçeyi altyapısını oturtmamız gerekiyorsa, özel ders aldırırsak bu altyapıyı da pekiştiririm. Çünkü ani çıkışları var, sizi yoruyor. Bu arada çocuk düşünen sevgili başaklar, tedavi ya da artık ben tüp bebek tedavinizin süreci doğru bir zaman, yaptırın. Hiç korkmanıza gerek yok. Boşanma yolunda olan çiftlerde de ev konusunda tartışmalar izleyebilir. Mal ayrımında ve satımlarda haksızlık ve avukat tarafından zarara uğrayabilirsiniz. Dikkatli olun. Ailevi miras konularında hakkınız yenilecek. Buna da hazırlıklı olun diyorum. Sağlık olarak göz kontrollerimiz, göz alerjimiz, saç ve kirpik dökülmelerimizle alakalı sıkıntılarımız var. Mevsimsel alerji nefes almanızı zorluyor. Bir doktorunuza giderseniz sevinirim. Bu arada geçmiş bir ilişkinizden güzel sözler duyacaksınız. Hadi gözünüzü açın. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, yani bu dolunay bizzat sizin burcunuzda bu dolunay sizin burcunuzda, bizzat sizin burcunuzda gerçekleştiği için sinirleriniz gergin, huysuz, bilgin, en ufacık şeyde gözünüzü
verebilir, kaşınızı kaşındırabilir, el kol hareketleriniz fazla yoğun tempoda olabilir. Harita diyor ki herkese karşı ön yargılı olabilir ve herkes ses tonunuzda avaz avaz bağırabilirsiniz. Bu sinirlerinizi yumuşatın, yumuşatın. Çünkü bu hafta özellikle 23, 24 ve 22 Nisan arasındaki anlaşmalar sizi parasal anlamda da tatmin edecek. Ama kendi ruhunuz buna hazır olmadığı için onları bile göremeyebilir, yanlış kararlar ait olabilir, yanlış hatalar yapabilirsiniz. Bunları toparlamak gerekiyor. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcunun geçmesiyle birlikte finansal konularda üstünlük taslayacağınız, yani üstünüz yük olacak sorunlar, yok ben yapmadım etmediğimiz dediğimiz bazı konular bizim sıkıntımıza sebep olabilir. Bir an önce ödenmesi gereken sistemler planlı şekilde ilerlemediği takdirde ekonomik evremiz zorlanacak. O yüzden elinize geçen paraları risk altında tutmayın, borçlarınızı, ödemelerinizi yapın. Küçük harçlıklarla yaşamayı öğrenmeye vakti ve zamanı yoksa açılma sizi icraya doğru götürebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Kurumsal büyük alanlarda iş beklentiniz varsa olumsuz geçecek bir hafta. Onu mesela 25 Nisan 27 Nisan arasında yaparsanız daha şanslı kapılarınız var. Eğer bunu şu an bugün yapacaksanız zorlanabilir ve bulunduğunuz noktadaki rızkınızı da alamayabilir. Bu da biraz bizi yıpratabilir diyorum. Bu da sağlıklı olmaz. Özellikle devletle alakalı beklenti içerisinde olduğunuz evrakta bazı krizler yaşanacak ve bu krizler sizin işinizden çıkartılmanıza ya da uyarı cezası alabilirsiniz. Lütfen dikkatli olmanızı, hata yapmamanızı öneriyorum. Ve ortak işiniz varsa, ortak işlerle alakalı parasal konularda güzel anlaşmalar, yenilikler var. Ama para carcur olacağı için bazı dengelerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Devam edeceğim. Teraziler, iftar edip geldim. Yani özellikle de kurumsal alanda yeniliklerle alakalı noktada da beklentilerinizi aşağı düşürmeyin. Daha yoğun bir tempoyla, daha kendinizi ispatlayacağınız noktalar size büyük bir sevinç yaratacak. Araç konularına dikkat edelim. Araç alım konularında haksızlığa uğramayın. Ve uzun süredir de yeni almak istediğiniz ev içinde doğru adımlar sizi bekliyor. Yani elinize geçen paraları pul etmeyin. İlişkinizle alakalı son zamanlarda üstüme yük oluyor ve bu ilişki bitmeli diyen sevgili terazi. İlişkiniz değil de sizin ruhunuz bir ilişkiye ait değil bu ara. Devamlı karşı tarafı suçlar gibi bir enerjiniz var. Bu enerjiden çıkmanız lazım. Eski yakın ayrıldığınız ilişkide de bazı gerginlikler, olumsuz konuşmalar sizin canınızı sıkabilir. Evli çiftlerimiz için de bu ara en çok evin içindeki gergin konuşmalar ve çalışan çiftlerin gergin iş temposu, evliliğimizde bir huzursuzluk yok ama her an huzursuzluk çıkacakmış gibi birbirimize bakışları yumuşatmamız lazım. Bu aracı hamile kalabilir, çocuk sevinci ya da baba olma enerjiniz çok yüksek gözüküyor, bilginiz olsun. Eşinizin iş değişimi ve sizin iş değişiminizle ilgili de Mayıs ayı olumlu bir süreçte. Hiç korkmanıza, hiç endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara ev hanımları ev konusunda bazı kararsızlıklar içerisinde olabilir. Tadilat, tamir konularında biraz abartabilir. Karşı tarafı maddi olarak zora düşürebilirsiniz. Elinizdeki bütçeye göre balkon, pimapen değişimleri söz konusu olabilir. Balkonu içeri alma gibi konularımız gündemde olabilir. Sağlık olarak özellikle göz kontrol dönemi, tansiyon ve şeker ve kalple alakalı dönem dönem kontrollerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Sevgili gençler, Haziran üniversite sınavı için ve lise hazırlanacak çocuklarımızın bu ara dayı değişken ruhları ön planda olmaya başladı ve asi yönleri daha ataklı evrede. Onları sakin sakin yumuşatırsanız daha güzel başarılar elde edeceğini düşünüyorum. Sağlık olarak da kontrol etmeniz gereken nokta, mutlu bir enerjidesiniz ama sert diliniz var. Bazı miras konuları ve boşanmayla alakalı mahkemesel konularda da ertelenmeleriniz olabilir. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı, lütfen bol beğeni ve yorum istiyorum. Emek harcıyorum çünkü. Evet, bu dolunay sizin öfke kontrollerinizi biraz daha sakinleştirmeyecek. Evet, zorlanacaksınız ama gerçekten 16 Nisan'dan bu yana gergin baş ağrınız, baş dönmeniz, uykusuz, ruhsuz halleriniz sizi de yıprattı. Ve 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiniz ciddiye girebilir. İş anlaşmalarınız doğru imzalanabilir.
imzalanma olasılığı söz konusu. Yeni başvurularınızda doğru çözümler söz konusu olacak. Artı bu aralar bazı ilişkilere adım atmak isterken korkabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu bir uyarı. İş konularınızla ilgili özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız sistemin size verdiği yorgunluktan dolayı biraz mesai saatleriniz ya da prim konularımızla ilgili üst düzey konumla ilgili konuşmanız gerekiyor. Konuşmadığınız takdirde hala ertelenecek. Bulunduğunuz firma taşınabilir ya da yerde konum değişimi, ekip arkadaşlarımızın değişimi gibi bir durum olabilir. Sizin için doğru ve konumunuz için de daha rahat bir süreç sağlanacak. Devlet ya da finans alanında çalışan sevgili akrepler için beklenmedik şube değişiminiz, yer değişiminiz sizi şaşırtmasın. Gideceğiniz yerde daha büyük başarı, kendinizi daha rahat ispatlayacağınız noktalardasınız. Kurumsal daha farklı alanlarda sabit bir yerdeyseniz eğitiminizle alakalı eksik noktalarınızdan rütbeniz yükselmiyor. Dil eğitimi, kendi konumunuzla ilgili farklı eğitimler aldığınız takdirde kendiniz yerinizde değişim. Uzun süredir başka bir firmaya geçmek istiyorsanız çok yakın geçmiş dostunuzdan gelecek bir teklif sizi mutlu edecek. Ortaklı işler yapıyorsanız kazançlarınızla alakalı gayet güzel ve uyumlu bağlar içerisinde olacaksınız. Rızkınız, bereketiniz, yolculuklar, seyahatlerle ilgili planlar doğru ve hızlı akış sağlayacak ve bu da size kazanç sağlayacak gözüküyor. Alım satım, toprak alımı, emlak sektörü ya da sanatçı olabilirsiniz. Bu ara anlaşmalar hızlanacak, evraklar hızlı akış sağlayacak. Siz de doğru kazanca doğru imzaların verdiği mutluluk var. Bu ara sevgilinize evlilik teklif etmek için çok doğru bir zaman. Uzun süredir ne zaman edeyim diye düşünüyordunuz. Hadi evlilik teklifi size uğurlu gelecek diyorum ve güzel. Serbest bir meslekteyseniz yeriniz çok belirgin size. Yerinizi aynı konumda biraz maaş konunuzu üst düzey yöneticilerinize ifade ederseniz maaşınızda da bir rahatlık olacak. İş mahkemeniz çözülmeyen bazı noktalarda da hızlı bir akış söz konusu. Evlilik teklifi alacağınızı uyarmıştım biraz 2-3 dakika öncesinde. Evet, ilişkiniz yokça ciddi bir ilişkiye adım atma, evlilik teklifi ve bu ara ilişkide ters giden şeylerde yumuşama. Eğer ki ayrılmak, özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsanız da kazasız belasız yol ayrımı söz konusu olacak. Bu ara evli çiftlerimizde özellikle çocuklarımızın ve kendi hayatımızla alakalı algı sorunumuz var. Herkes evde ayrı telde çalışıyor. Bir disiplin, yemek kuralı, düzen ve bu düzeni özellikle hanımlara sesleniyorum. Eşiniz biraz rahatına düşkün. Sorumlulukları bütün sizin üzerinize vermiş. Biraz eşinize de sorumluluk katarak evdeki enerjiyi yükseltebilirsiniz. Çünkü siz de artık onun sülalesi, onun çevresi, onun arkadaşları, ben ve çocuklarım böyle yalnız kalıyorum diyorsunuz. Haklısınız ama onu öğretmek de sizin elinizde. Bu ara miras konularınız, eşinizin soyundan kaynaklanan bazı krizler biraz can sıkıcı olacak. Bazı mahkemelik olaylarda tartışmalar ve bu tartışmalar aileler arasında sorunların daha çok büyüyeceği gözüküyor. Mümkün olduğu kadar aile büyüklerimizi idare etmeyi öneriyorum. İdare etmediğiniz takdirde haklar, hukuklar ters yöne düşecek diyorum. Çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili fikri olan akrep burçları bu ayı bir atlatın. Mayıs sonu, Haziran dönemi daha sizin için sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç deneme size huzursuzluğa etti. Mayıs sonu, Haziran ortası bu olumlu bir süre çevresi var. Bu ara boşanmakta radikal olan bazı akrepler anlaşmalı yolda yolları ayıracaksınız ve sağlıklı bir şekilde ayrım söz konusu olacak. İş mahkemeniz ya da bu tarz mahkemelerin yoğun olacağı bir dönem olduğu için Nisan-Mayıs sizin hazırlanmanız gereken miras konularınız, boşanma konularınızın daha sert geçeceğini gösteriyor. Eğitim konusunda bu ara gençlerimizde özgür ruh, bağımlılık enerjisi, müzik, bilgisayar, oyun, yani herhangi bir bağımlılığı açık bir hafta. Çocuklarımızı kontrol edelim. Biraz dağınık noktalarını disiplin etmemiz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, evet bu ara evde hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Yemek yapmaktan bile nefes alabilir. Bir uyku problemi içerisindesiniz. Evinize nazar değmiş olabilir. Evinizin enerjisini bol bol okutun. Çünkü devamlı uyku, yorgunluk, halsizlik, sırtım ağrıyor, sabah kalkıyorsunuz başka bir dert. Aynı şekilde karı koca ya da birlikte yaşadığınız hayat arkadaşınız da aynı şikayetlerde evinizi bir Bakara suresi açarak enerjiyi değiştirebilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle nodüllerimiz, boğaz enfeksiyonlarımız, bronş enfeksiyonlarımız hareketli olacak. Bunları kontrol ettirelim. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili yaylar,
Tabii ki bu hafta hem birçok şey 16 Nisan'daki Dolunay'ın etkileri size uyumlu şekilde ve anlaşmalar, yenilikler, yeni projeler, yeni oluşumluklar size mutluluk yaratacak. Ayrıca kendi içinizde ortaklı işler yapıyorsanız gayrimenkul, toprak alım konularıyla ilgili araştırmalara gireceksiniz. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçerken kendi ofisinizi kurmak, yeni iş anlaşmalarına girmek, imzalar size gerçekten olumlu süreçte geçecek. Farklı alanlara merak sarabilir, farklı ortaklıklar yapabilir, bulunduğunuz işin dışında kendinize bir iş sistemi kurmayı planlayabilirsiniz. Bunlar için doğru bir zaman. Yatırım konusunda hiç sizinle ilgili endişe etmiyorum. Çünkü siz ön planı yapmadan zaten bu kafanızda düşünüyorsunuz, sonra bir plan uyguluyorsunuz, sonra hayata geçirdiğiniz için siz bu aşamaları atlattınız ve atlattığınız için de şu an için bir kriz görmüyorum. Yaylar, kurumsal bir firmadaysanız şirketinizle alakalı bazı ekonomik krizlere de hazır olmanız lazım. Maaşınızda yarım vermeler söz konusu olsa da siz haklarınızı Mayıs ortasına kadar almış olacaksınız. Ve işten çıkmayı düşünen bazı yay burçları için de evet, yurt dışı ile ilgili bağ kurmaya, farklı alanlara gitmek istiyorsunuz. Buradan olumlu başarılar söz konusu olacağı için siz başvurularınızı yapın, buradan olumlu cevap alacaksınız. Bu ara dostlarınızla çok fazla görüşmek isteyebilir. Onlarla geçmiş anıları yad edebiliriz. Her akşam arkadaşlarınızla yemek yiyebilir. Evi ihmal edebilirsiniz. Ailenizi ihmal edebilirsiniz. Biraz ruhunuz farklı bir enerji. Bu ara fotoğrafçılığa merak saran, sanata merak saran yay burçlar için güzel alternatif kurslar size iyi gelecek diyorum. Ve şöyle söyleyeceğim, avukatsanız, hakim ve savcıysanız ya da askeri alanda çalışıyorsanız ani yer değişimleri ve beklenmedik fırsatlar sizin şans kapınızı daha çok arttıracak. Mesela tarım sektörü ya da hayvancılık sektöründeyseniz bu ara topraklarımızda biraz krizler olabilir, bazı sıkıntılar, hayvanlarımız zedelenebilir, toprağımızdaki değer kaybolabilir. Doğru kontrollü çiftçimizi uyarıyorum buradan sevgili yay burcu çiftçi arkadaşlarımızı. Mesela emlak alım satım sektöründe farklı işler içerisindeyseniz inşaat, bu tarz toprak alıp satıp inşaat yapma gibi çok doğru, hızlı bir enerji veriyor. Doğru ve mantıklı anlaşmalar sizin işinizle ve mevkiniz, başarınız ve parasal konudaki gayet güzel bir noktadasınız. Bu hafta psikolojik olarak çok iyi şifalanacağınız bir hafta. Kendi enerjinizi, etrafa yayacağınız enerji hem pozitif olacak hem de sizin içsel negatifliğiniz bitmiş olacak gözüküyor. Yalnız ilişkilerimizle ilgili bu ara bitirme kararı içerisinde olabiliriz. Yorucu evreleri geride bırakıp daha dinamik bir ilişki istiyor olabilirsiniz. Ya da ilişkinizin dinamik hale gelmesini istiyorsanız 25 Nisan, 26 Nisan bu konu için uygun ama bu hafta olumsuz cevap alırsınız. Bu da sizin canınızı sıkabilir. Ortaklı işlerde de bazı karar imzalarımızı gözden geçirelim. Hata yapmayalım, risk altında olmayalım. Sizin çünkü farklı projeler içerisinde olduğunuz için göz kararı imzalarınız olabilir. Unuttuğunuz araç vergeniz, ev vergeniz, elektronik unuttuğunuz birçok şey uyarı veriyor. Bir an önce geçmişe ait borçlar, ailenize ait borçları da toparlamanız sizin için daha sağlıklı. Yani sağlık konusunda şifalanacağınız, etrafında da şifa vereceğiniz için aşka da şifalanmak istiyorsunuz. Doğru otorite figürleriyle, doğru hayat arkadaşıyla adım atmak istiyorsunuz. Biraz ciddiyete girecek ilişkilerimiz için açık fırsatlar var diyorum. Ama evli çiftlerimizde bu ara imkanlar doğrultusunda ve özellikle eşinizin kadın mesela erkeğin hanesi değil de kadının hanesindeki bazı sağlık problemleri, miras tartışmaları, kardeşler arasındaki yaşanan krizler ev hanemize yansıttığı için biraz biz ilişkimizle ilgili ufak tefek aileden kaynaklı kırgınlıklar yaşıyoruz ve eşinizi suçluyorsunuz, bana destek olmuyorsunuz, daha ne kadar ne yapsın ne yapacağını o da bilmiyor. Bu ara sevgilinizden ayrılmak isteyenler için ayrılık görmüyorum. Aşk hayatınızda doğru adımlar, doğru keyifle tam kurtulmak istiyorum derken parmağına yüzükler takılabilir. Bu da size mutluluk verecek. Çocuklarınızla alakalı eşinizle, çevrenizle kavga etmeye açık yöndesiniz. Biraz çocuklarınızda çok koruyucu bir kimliğiniz var. Onların da bu hayata alıştırmanız lazım. Çok bir fanus içerisinde büyüyorlar ve eğitim konusunda da korkuları var. Bunların meditasyon ve okçuluk, yaycılık, yani bu tarz mesleklerle odaklanmalarını sağlarsanız sevinirim. Çünkü çocuklarımızın dikkat sorunu var gözüküyor. Özellikle lise öğrencileri başarısızlığa doğru gidebilir. Bir an önce bunu kontrolü alalım.
Sağlık olarak iç kulak ve orta kulak hassasiyetlerimiz ve ses kısılmalarımız sebep olabilir. Doğru beslenme ve bağırsak enfeksiyonlarımızda sıkıntılar söz konusu olacak bu hafta. Ama ev hanımları bu ara en çok mutlu olduğu şey eşinizin size artık çocukların odasının değişmesi gerektiğiyle ilgili okey verdiği için mutlusunuz. Ev hanımları bir bu aralar böyle gün yüzme kurslarına gidebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu da size uğurlu gelecek. Özellikle şanslı günleriniz derseniz 20 ve 22 günü yay burçları için hem şanslı, enerjinizin en düşük olacağı günde gerçekten 18 Nisan enerjinizin en düşük, aşkta da en önemli dönemlerimiz için belki 28 ya da 27, 26, 27, 28 araları daha şanslısınız. Acele etmeyin, sakinlikle bekleyin lütfen. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı bol bol beğeni istiyorum. Emeğe karşı saygı istiyorum. Desteklenmeye ihtiyacımız olabilir her insan için. Bu ara eğitim konularınızda çok fazla odaklı olacağız. İş gereği eğitimlerle ilgili büyük organize süreçler içerisinde olacağız. Etrafınızdaki bir hiç beklemediğiniz bir dostunuzdan ortaklık teklif alacağınız bir döngü ve öfkenizi ve iş çevrenizdeki insanları hayatınızdan sonlandırmak isteyebilir. Başka bir enerjiye geçmek isteyebilirsiniz. Yerinizin değişmesini isteyebilir. Farklı alanda iş yapmak isteyebilirsiniz. Keskin kararlar vereceğiniz bir hafta. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçtiğinde havada yepyeni bir enerjiler, size yeni başlangıçlar, yeni başlamak istediğiniz birçok şey, gökyüzünün enerjisi sizi destekliyor. Eğer aşık olmak istiyorsanız, ev almak, eğer araç, eğer toprak, eğer çocuklarınızla ilgili, eğitim düşüncelerinizle ilgili fırsatlar yakalamak istiyorsanız, mesela 23 Nisan bu konuda en şanslı olacağınız bir nokta, bu hafta nefes almak, derin derin nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu öğreneceksiniz. Mucizevi kapılar, yani işinizde konum, sürpriz konum değişimleriniz söz konusu olacak. Mucize teknikle eksik görüldüğünüz noktalarda başarı odaklanacaksınız. Ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız krizleri sonlandırıp daha verimli noktalara doğru gideceğiz. Anlaşılır ifadeyi doğru ve bütün sistemleri ekip şeklinde yöneteceğimiz için üzerinizdeki sorumluluklar, yükler geride kalacak ve bu da sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. Özellikle de kendi işini yapanlarda farklı kazançlar ve yakın bir dostunuzun size teklif edeceği farklı işler sizin markalaşmanıza, mesela spor salonu açmak gibi, güzellik merkezi açmak gibi farklı alanlara oluşturmak istediğiniz fikirler enerjinize iyi gelecek, adım atmak doğru. Özellikle yurt dışı odaklı çalışan sevgili oğlak burçları için seyahatleriniz çok yoğun olacak. Yani valiz kapıda bekliyor gibi bir haliniz olacak. Bu da bizim biraz daha hareketli iş hayatımızdaki yoğunluklar, konum olarak, mertebe olarak daha başarıları elde edeceğinizi gösteriyor. Hayat size çok güzel gülümseyecek, korkmanıza gerek yok diyorum. Sabit bir iş kapınız varsa da burayı kaybetmeyin. Seviliyorsunuz, değer gözüküyorsunuz. Maaşınızla ilgili de bu dönem hani düzeltilme evresi var gözüküyor. Özellikle de inşaat sektörü, mühendislik sektöründe var olan oğlak burçları için kendi alanınızdaki projeler, kendi isminize ait markalaştırmak istediğiniz noktalarla ilgili doğru kararlar. Yani firma, başka bir firmada çalışabilirsiniz ama ekstra kendinize farklı bir şirket de kurmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili altyapıları oturtma startı vereceğiniz evre. Yani yeni başlangıçlar, yeni projeler ve inandığınız, kalbinize gelen ses size başarıya doğru götürüyor. Bence başarı sizin elinize tam doğmuş olarak iyi bir başlangıç veriyor. Ortaklı işlerde bu ara seyahatlerden kaynaklı iç mekana adapte olamayabilirsiniz ama ortağınızda bir kriz yok. Biraz parasal evrede onun rahat dağınık harcaması, siz yurt dışı ya da şehir dışı yolculuktayken aklınız buna kalıyor olabilir. Biraz parasal finansı onun elinden almanız gerekiyor. Bu ara çocuklarla ilgili çok fazla sevinç ve onların başarısı, onların mutluluğu sizin hanenizde de mutluluk katacak. Çocuk isteyen için ya da çocuk evlatlık edinmek isteyen için çok doğru bir döngü. Karar verdiyseniz şimdiden başvurularınız hayırlı gözüküyor. Ve özellikle sevgiliniz terk ettiyse barışacaksınız. Geçmiş ilişkiler çok daha yoğun bir şekilde hayatınız içerisinde olmak isteyecek ve şans isteyecek. Karar sizin diyorum. Uzun soluklu ilişkinizde de artık aşkın güzel itirafı ve o tarafa evlilikle ilgili konuşmalar, planlama evreniz söz konusu olacak. Hafta sonu özellikle İç Anadolu ve Ege tarafına seyahat edecek oğlak burçları için renkli güzel yerler sizin ruhunuza da iyi gelecek. Evli çiftlerde flörtöz ruhumuz daha ön planda olacak. Hatalarımızı gördük, iyileştirmeye ve bu evliliği kurtarmaya karar verdik.
çocuklarımızla yemek yemek, vakit geçirmek, aile olmayı tekrar başaracaksınız ve aileniz, tüm ailenin etkisinden kurtulduğunuz için artık siz birebir aile olduğunuz için de sizin de hatanız, eşiniz de hatalardan özür dileyip ve ilişki terapisti ya da yakın dostunuzla bu sorunları çözmüş olduğu gözüküyor. Ama bazı oğlak burçlarında da uzun süredir yatak ayrımı, salonda yatak odası bazen geliyor bazen gelmiyor. Artık anlaşmalı boşanma doğru, hak doğru ayrılma şekline geçiş sağlanacak gözüküyor. Yalnız ufak tefek sürpriz paralar, mucizevi işler, gelecek kazançlar, yeni heyecanlar da sizin güçlenmenize, kimliğinize daha faydalı olacak. Korkulacak gibi bir durum değil. Yalnız sağlık olarak bel fıtığımız, bağırsak ve üreme organlarımızla alakalı mantar evresi söz konusu olabilir ve bu biraz canınızı sıkmasını istemiyor. Özellikle 22-23 en şanslı olacağınız günler içerisinde o zaman enerjinizi yüksek tutun. Yalnız böyle 19. gün böyle işe gitmek istemeyebilir. Gergin evreniz söz konusu olacak. Özellikle de çok aşksız olanlar 18 Nisan, 17 Nisan ve 18-19 Nisan'da da renkli tanışmalar söz konusu olarak gözüküyor. Sevgi ve mutlulukla kalın. Rabbim sizinle olsun. Sevgili kovalar, nasılsınız? Şöyle söyleyeceğim, 16 Nisan'daki gerçekleşen dolunay seyahatlerinizle alakalı yaşanan krizler ya da yaşanacak sorunların daha devamını getirecek. O yüzden seyahatlerinizi, uçaklarınızı, biletlerinizi, işle alakalı noktalarınızı çok fazla gözden geçirmeniz gerekiyor. 20 Nisan'da da Koç Boğa burcunda ilerleyecek ve bu ilerleme sizin daha fazla anlaşmalar, yenilikler, yeni projeler, yurt dışı seyahatleriniz, akademik olarak kendi anlamında kendi kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz net kurallarınız, eksik gördüğünüz eğitiminizle alakalı daha planlı şekilde hareket etmenizi temsil ediyor. Yani yeni bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu yolculuk sizi bulmanıza, kendinizi bulmanıza yardımcı olacak. Mutsuzlukları geride bırakıp kendi kişiliğinize odaklanacaksınız. Ne yapmak istediğinizle ilgili noktalarda pozitif bir enerji ve bu sizin ruhunuza denk ve kendi denkleminize oluşturacaksınız. Sakin kaldığınız her nokta size başarıyı ve üzerinizdeki negatif enerjiyi geride tutmanıza sebep olacak. Yeni iş bekleyenler için fırsat kapılarımız, özellikle 18-19-20 arasında istediğimiz kapının sevincini ve girmek istediğimiz işle ilgili görüşmeye çağrılacaksınız ve mülakat size başarıyla sonuçlanacak gözüküyor. Aynı firmada farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız da yerinizi gereksiz değiştirmeyin. Şu an burada kalın. Bir Eylül'ü görürseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Eğer ki devletten farklı bir alana geçme planınız varsa şu an orası çok karışık. Evreniniz karışabilir. Mayıs ortası bu düşüncelerinizi yaparsanız daha sağlıklı. Çünkü buradaki karışıklık sizin motivasyonunuzu üzüyor ve çok yorgunsunuz. Serbest bir alanda kendi işinizle alakalı büyümek ve yenilik yaratmak istiyorsanız çıkacağınız her iş yolculuğu, yapmak istediğiniz her anlaşmada aksilikten çok başarı ve parasal eksikliklerimizi daha doğru noktada görüp ona göre yeniliklere konsantre olacağız ve başarı odaklı, daha keyifli, daha kendimizi bulacak yeni işler yapacağımız gözüküyor. Ortaklı işlerde de biraz para kayıpları, farklı heveslere kapılıp farklı projelerimize gireceğimiz için bu biraz bizi yıpratabilir, yorabilir ve sizin enerjinizi aşağı çekebilir. Mümkün olduğu kadar adapte olmanız gerekiyor. Şöyle bir durumumuz var. Çevremizdeki ailemizi, çevremizdeki dostlarımızı bu ara çok önemseyeceğiz, değer vereceğiz, sürpriz hediyeler, evimizle ilgili yenilikler, yeni taşınmalar, yeni eşyalar alma enerjimizin de çok yüksek olduğu ve hatta ilişkinizle birlikte yaşama kararı çalışması içerisinde olan sevgili kovalar, bu ilişki evliliğe doğru gidecek. Hiç gerek korkunmanıza gerek. Hiç aşık olamayanlar için bu dönem sosyal çevrenizden, sosyal arkadaş, sosyal camia, sosyal internet, global alanda bir arkadaşla tanışma evreniz ve bu sizin için doğru bir aşka ve kalbiniz heyecan ve duyacak. Geçmişe kırgın, öfkenizi devam eden ve asla affetmiyorum, hakkım haram olsun diyenler için de bu yüzleşmeye yakın yakın adım ilerliyorsunuz ama siz de fazla o tarafı yıprattınız, o da sizi yıprattı, haklısınız ama bir noktada ortak buluşmanız gerekiyor. Evli çiftlerimiz için özellikle farklı yere taşınmak, farklı mesela Avrupa yakasındaysanız Asya yakasına, İzmir'de, Karşıyaka'daysanız Bornova'ya, ne bileyim
Konya'daysanız yani ilk bulunduğunuz yerde farklı alana bir taşınma ve bu taşınma hem çocuklarımız hem de düzenimiz için sağlıklı ve hayırlı olacak. Büyüklerimizle ilgili bir miras ya da çözülmesi gereken bir ev konusu annenize teslim edeceksiniz ve onun daha rahat yaşaması için bulunacağı ve gideceği nokta onun için olumlu ve sağlıklı gözüküyor. Bu ara özellikle Mayıs'ı dört gözle bekleyen düğün tarihini dört gözle bekleyen sevgili kovalar, düğününüzde bir aksilik yok. O tarihte evlilik yapacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Gayet de huzurlu bir evlilik enerjiniz var. Evinizde bekar abiniz ya da bekar erkek kardeşiniz varsa onun da hayırlı bir kısmet enerjisi var. O da düzenini, sağlığını bulacak. Bu ara sevgili kovalar, romatizma, eklem ağrılarınız, vücutta çok fazla kasılmalarınız söz konusu olacak. Bir kemik ölçümü döneminiz gelmiş olabilir. Özellikle diş sıvılarımızla alakalı. Özellikle gençlerde hani lif yırtılmaları söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar yanlış spor yapmamanız gerekiyor. Bu ara boşanma fikri olan kovalarda sessizlik var. Boşanıyoruz. Anlaşmalı, mutsuz değiliz. Onun için de hayırlı olsun, benim için de hayırlı olsun dediğimiz bir kararlar var ama biraz sert gidecek, hazırlıklı olun. Parasal konuda da kardeşler arasındaki yaşayacağınız gerginlik biraz canınızı sıkabilir. Biraz onlarla alakalı tutumu biraz geride tutmanız lazım. Üstüne giderseniz zararlı siz olacaksınız diyorum. Özellikle 24 Nisan, 23 Nisan sizin için çok keyifli bir gün geçirecek. Bunun tadını, bunun keyfini Cuma ve Cumartesi sizin için inanılmaz güzel ve şanslı geçecek. Özellikle ev hanımları, ailenizle uzun süredir piknik ya da ne bileyim iftarı başka bir yerde kutlamak istiyorsanız tam kalbinize göre oluşacak bir evremiz var. Negatif bir enerjiniz yok, ruhsal olarak yorgunluklarınız da yok. Belki sağlık olarak son zamanlarda ağız kaplamalarımızla alakalı bazı sıkıntılar var. Bunu düzeltelim. Yalnız gençler bu ara böyle kafa dağıtmak, evlenmek, dil eğitimini falan aksatmış. Bunları bir toparlamamız gerekiyor. Mutlu kalın. Sevgili balıklar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Evet, 16 Nisan'daki Dolunay sizin özellikle 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu şu demektir: gereksiz harcamalar, lüks harcamalar, farkında olmayarak cebinize zarar vermeler. Yani geçtiğimiz aylardaki kazancı bir günde tüketmeler söz konusu olabilir ve bu tavır işteki insanlara da alaycı tavırınız, vurdum duymaz ruhunuz biraz insanları kırabilir. Bu ara çevremizde iş konusuyla ilgili yeni başlangıçlar, özellikle organize işleri yapabilirsiniz, menajerlik işi yapabilirsiniz, alım satım işleriyle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu ara renkli kazançlarınız söz konusu olacak ama dikkatli şekilde paranızı tekrar biriktirin. Hayal ettiğiniz arabanın anahtarı kapıda olacak. Yani bir 20 gün disiplin kuralınızı yaptığınız takdirde size güzel kazançların, güzel verimliliklerin hakimiyetine söz konusu olacak. Yalnız bu ara çevrenizde rahatsız olduğunuz insanlarla karşılaşabilir. Küs olduğunuz insanlar canınıza önünüze çıkabilir. Hiç onlara takmayın. Çünkü yoğun bir hafta. İş konunuzda hata yapmamanız gerekiyor. Büyük bir disiplin haftanız. Yani parasal konuda da ki bu verdiğiniz gergin hasarlar sizin enerjinizi yıprattı. Ne yapıyoruz? Toparlanıyoruz. Enerjimizi düzeltiyoruz ve bizim kendimizi buluyoruz. Evet, kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız yöneticinizin ya da alt grubun ani değişmesi sizi tedirgin etmesin. Bulunduğunuz noktada hak edilen değeri de alacaksınız ama ekip komple değişecek, yönetim komple değişecek ve özellikle aile şirketinde çalışıyorsanız burada babanız ya da büyüklerin kararı ile ilgili noktada doğru tutum içerisinde olacak. Onlarla sertleşmemeniz gerektiğini söylüyorum. Devlette çalışıyorsanız ya da devlet kurumunun herhangi bir noktasında çalışıyorsanız burada bir sıkıntı yok. Siz buradaki alanda mutlu değil ve huzursuzsunuz. Başka bir bölüme geçmek istiyorsunuz ama bölümündeki yer açık olmadığı için mutsuzluklarınız var. Avukat, hakim, savcıysanız bu ara çok yoğun bir iş temponuz söz konusu olacak. Uykuya bile vaktiniz olmayacak. Bu dönem dosya, evrak, insanlarla iletişim ve yeni anlaşmalar size büyük kazançlar sağlayacak. Bu kazançları doğru yönlendirmeniz lazım. Ortaklı iş yapanlar da ortağınızdan kazık yiyebilir ya da ortağınıza kazık atabilirsiniz. Aranızda mahkemelik yol gözüküyor. Aman dikkat diyorum. Bu ara ayakkabı mağazada çalışıyor olabilirsiniz. Ayakkabı satışıyla çalışıyor olabilirsiniz. Kendinize küçük bir dükkan açmak istiyorsanız zamanı bu zaman değil. Ayakkabı da açmak istiyorsanız da şu an burada alaylı olmanız lazım. Daha profesyonel olmanız için biraz daha kendinizi pekiştirirseniz güzel fırsatlar ve yenilikler, yıl sonuna doğru istediğiniz hedef noktanız var. Eğitim konusunda da dil ya da astroloji eğitimi, kozmik enerji, kendinizi farklı
Ritüel alanlarda yer almak istiyorsanız doğru başvurularınız iyi olacak ve başaracağınıza inanıyorum. Balığın farklı bir hissiyat kalbi vardır ve balık asla kaybetmez. Zaferin sonu onun içindir. Duygusal görürler. Evet, duygusal yönünüz var ama merhametle duygusallığı karıştırmayın. Merhamet yönünüz var. Duygusal yönünüzü kapatabilirsiniz diyorum. İlişki konusunda bu ara ilişkinizin size yalan söylediğini, bazı konuların açığa çıkmasından kaynaklı ilişkimizde aramızda bir soğukluk, kısa bir ayrılık söz konusu olacak. Geçmiş ilişkinizle ilgili ufak tefek konuşmalar, mesajlaşmalar, Instagram'dan gelecek haberler sizi böyle keyifli keyifli kılabilir diyorum. Yeni ilişki bekleyenler için daha sabırlı ve daha sakin olmanız lazım. Yeni aşk için özellikle 27-28 Kasım, ne Kasım'ı, Nisan size daha şanslı bir evreyi gösteriyor. Özellikle de evli çiftlerimizle alakalı noktada aile apartmanı ya da farklı aileler arasında yakın nokta temastaysanız eşiniz ya da siz bu düzende olmak istemiyorsunuz. Biraz aile mesafesini uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Bu da doğru bir karar. Ama evinden memnun olmayan bazı balık burçları çok hızlı ev arıyorsunuz ama ekonomik bazı krizlerden dolayı taşınamadığınız gözüküyor. Ve bu alt katta olabilir. Birinci kat rutubet kokusu size ya da binanın kokusu sizi rahatsız etmeye başladı. Yeni hayırlı bir ev bulacaksınız ama Mayıs sonu gibi gözüküyor. Sabırlı olmanızı öneriyorum. Evet, bu ara boşanma fikri olan hatta eşiyle bağı koptu ama çocuklar için idare eden çiftler aile destekleriyle yolları ayıracaksınız. Bazı balık burçlarında da çocuk tedavisi, çocukla ilgili bir mucize beklentisi var. Sürpriz bir şekilde bu tedaviniz olumlu sonuç pes etmeyin. Rabbim size bu enerjiyi nasip etmiş gözüküyor. Bu ara lens kullananlar ya da katarak ya da gözünüzde tavuk karası olabilir. Bu tarz sıkıntılarınızda gözde görmede hassasiyetlik oluşmuş. Mümkün olduğu kadar doktorunuza imhal. Neyse, siz de doktorunuza gidin, kontrol ettirin. Ben dilim tutuluyor çünkü ofiste çekiyorum, dışarıda müzik sesleri de var. Ve özellikle de sevgili gençler, hayal ettiğiniz doktor, akademisyenlik alanında eğitim almak istiyorsanız ya da psikolog, terapisyen olmak istiyorsanız eğitiminizle ilgili başarı var. Evet, sevgili balık anneleri, liseye hazırlanan çocuklardan bu ara bir umut görmüyorum. Lütfen konsantre olmanız gerek. Yeni aşk isteyenler için de evet, bu 18-24 Nisan arasında yeni aşk var. Biraz enerjinizin en böyle yorgun olduğu hissettiği 24-25-26 Nisan biraz sizi yorabilir. Şimdiden hazırlıklı olun. Ama şöyle söyleyeceğim, bu ara şans oyunları merak olanlar paranızı kaptırmayın. Dijital alanlarda harcamalarınıza dikkat edin. Zarar görmenizi istemiyorum. Hoşça kalın.